Başımız sağ olsun Polat. Vatan sağ olsun. Bu koltuk vatana hizmet makamıdır. Bir gün gerçekten terk etmen icap ederse ehline bırakmalısın. Makam koltuğuna verasetle değil, ferasetle oturulur. Anadolu Hanım'ın çalışmalarının devamı için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Biliyorum hocam. Anadolu Hanım çalışmalarını gerekirse kullanılmak üzere bana bırakmıştı. Dosyaları Altay Bey ile paylaşacağım. O da kuracağı yeni ekiple yola devam edecektir. Çok önemli bir istihbaratı seninle paylaşmam gerekiyor. Buyurun, sizi dinliyorum. Konseyin yakın bir zamanda İstanbul'da toplanacağını haber aldık. Toplantının yerini ve zamanını biliyor muyuz? Maalesef hayır. Ama ihtiyarlar heyetinin toplantısı da aynı zamana denk geliyor. Biz heyetin sağlıklı bir şekilde bir araya gelebilmesi için bütün tedbirleri alacağız. Ben de konsey toplantısının gerçekleşmemesi için elimden geleni yapacağım. İstasyonun son haline bakmak ister misin? Ben arkamda bıraktığım şeylere bakmam Ariel. Senin sorunun da bu gölge. Ardına bakmıyorsun. Oysa ki en önemli dersler geçmişimizde yatar. Kayıp yüzlerce adam ve küle dönmüş koca bir kale. Ben daha önce de küllerimden doğdum Ariel. Fazla endişe etme. Hı. Haklısın. Endişe etmeyelim. Hatta bir kutlama yapalım. Kaybedilmiş savaşın şerefini içelim. Ya bu rahatlığın? Bu rahatlığın seni bir gün öldürecek gölge. Rahatlık değil dostum. Fırtına öncesi sessizlik. Hitabet ustası biri olarak yanlış kelimeler seçiyorsun. Ben şu anda planım için hesaplar yapıyorum. Yanlış hesap Babil'den döner. Senin hesabın ekstra yanlış çıktı. Bu defa hesaplarına Polat Alemdar faktörünü de eklersen iyi edersin. Alemdar'ın hesaplanabilen bir faktör olduğuna inanmıyorum. O denklemin kendisi. Önce onu çözmem gerekiyor. Aklından ne geçiyor? Hedeflerime ulaşmadan İstanbul'dan ayrılmayacağım. Kusursuz bir planım var. Fakat önce konseyle görüşmem gerekiyor. Karun'la bir görüşme ayarlamaya çalışırım. Fakat bu son şansın olabilir. İlk ya da son. Şans şanstır Ariel. Konsey toplantısı için hazırlıklarımızı tamamladık. Temsilcilerimiz bir hafta sonra İstanbul'da olacak. Gölgenin yapacağı operasyonla İstanbul karışacak. Böyle bir zamanda konsey toplantısını burada yapmak mantıklı gelmiyor. Aksine böylesi çok daha anlamlı. Eskisini yıkmadan yenisini kuramazsın Algis. Babil'e uzanan köprü İstanbul'dan geçiyor. Önce bu köprüyü geçeceğiz. Sonra da arkamızda hiçbir şey bırakmadan her şeyi yıkacağız. Yıkılan köprülerin yerine Avrupa ile Asya'yı bağlayan yepyeni bir köprü kuracağız. Başkenti Babil olan yeni özgür dünya devleti. Gölgenin hayali sana da ilham vermiş olmalı. Babil insanoğlunun macerasına ilgi duyan herkese ilham verir. Bütün ayrılıkların başladığı şehir Babil bu defa tüm toplulukları bir araya getirecek. Dünya Babil'den yönetilecek.
Gölge kendini Babil kralı olarak görüyor. Dünyanın yönetimini ona mı devredeceksin? Konsey asla açığa çıkamaz. Yeni özgür dünya devleti Babil'de konseyin gölgesi tarafından yönetilecek. Biz de hüküm sürmeye devam edeceğiz. İnsanoğlunun macerasından bahsetmişken Silivri'de bulunan kurgan hakkında ne düşünüyorsun? Bilinen tarihi değiştirecek gibi görünüyor. 5000 yıllık mezar elbette pek çok şeyi değiştirir. Türkler sandığımızdan çok daha önce bu topraklarda bulunmuş olabilirler. Değişmeyecek bir tek şey var Algis. Nihayetinde bu eşsiz mezar da Karun hazinelerindeki yerini alacak. İstanbul'u bu yüzden karıştırmak istediğini düşünüyorum. Mezarı nakledebilmek için böyle bir kargaşanın işime yarayacağını kabul ediyorum. Bilmeniz gereken bazı gelişmeleri haber vermek istedim. Bu hiç iyi olmadı. Ters giden bir şeyler mi var? Polat Alemdar Gölge'nin İstanbul istasyonuna baskın yapmış. Gölge ve Ariel ölmüşler mi? Onlarla ilgili haber yok. Ne yapmamı emredersiniz? Gölge'nin izini bulmaya çalış. Konsey toplantısı içinde güvenlik protokollerini gözden geçirin. Benden yapmamı istediğin bir şey var mı Karun? Armagedon'u göreve çağır. Beni öldürme. Öldürmeye değil. Hayatını kurtarmaya geldim. Acele etmeliyiz. Gel. Abi müsait misin? Gel canım. Düğün gününü belirledik abi. Çok da güzel bir tarih bulduk. 16.06.2016. Hayırlı olsun. Yine de tereddüt ediyorum. Acımız çok taze. Biraz daha beklese miydik? Cahit de aynı hususta tedirginliğini dile getirdi. Ona söylediğimi sana da söyleyeyim. Canını sıkmana gerek yok. Vefat edenlerden hiçbiri bu hayırlı işe engel olmak istemezdi.
Armagedon yarın İstanbul'da olacak. Gölgenin ihtirasları gardını düşürüyor. Polat Alemdar'ı biz ortadan kaldırmalıyız. Armagedon bu görevi memnuniyetle yerine getirecektir. Armagedon yalnızca bir enstrüman Algiz. Onun çalacağı parçayı titizlikle seçmek gerek. Aklında ne var Karun? Elinde başka ne var diye sormalısın. Konseye bağlılığımın bir ifadesi olarak Ozi'yi bulup size getirdim. Şık bir hareket. Onu bu hale sen mi getirdin? Hayır. Kimin yaptığını biliyor musun? Polat Alemdar yapmış olmalı. Hikayenin eksik kalan parçalarını da anlatmak ister misin? Mete ile buluşmaya gittiğimde bir süre sonra Polat Alemdar da adamlarıyla geldi. Onlar çatışırken fırsattan yararlanıp kaçtım. Polat Alemdar Mete'yi neden öldürmek istesin? Mete'yi tanıyan herkesin onu öldürmek için bir sebebi vardır. Pekala, sana inanıyoruz. Teşekkür ederim. Eğer izniniz olursa konseye hizmete devam etmek isterim. Biz de senin hakkında bir değerlendirme yaptık. Bugüne kadarki hizmetlerin kusursuzdu. Bundan sonrakilerin de öyle olmasını bekliyoruz. Beni yeniden hizmetinize kabul ediyor musunuz? Sana olan inancımız ve güvenimiz tam. Bu nedenle yeni yapılacak konsey toplantısı için çalışmalara başlamanı istiyoruz. Güveninizi boşa çıkarmayacağımdan emin olabilirsiniz. Rose seni toplantıyla ilgili bilgilendirecek. Hazırlanmak için bir haftan var. Tamam. Düğünü ertelemek sıkıntı olmayacaktır. Hayır, buna gerek yok. Sen yalnızca düzenlemeleri yap. Nasıl olsa artık Ozi aramızda. Armagedon da çok yakında burada olacak. Nasıl isterseniz. Senin mutluluğun bizim için her şeyden önemli Asya. Bizi çağırmışsın baba. Evet çocuklar, sizi çağırdım. Geçin oturun bakalım şöyle. Size çok güzel haberlerim var. Nikah tarihi belli oldu. Önümüzdeki hafta yola çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz baba? Nikahı Venedik'te yapmaya karar verdik. Elçilikte küçük bir tören olacak. Kimler katılacak peki? Hiç kimse. Biz bize olacağız. Sadece dördümüz. Hiç gürültü patırtı olmayacak yani. Temiz iş. Asıl haberi henüz vermedim. Venedik'e tekneyle gideceğiz. Dördümüz birlikte mi? Evet. Hem insanların birbirlerini daha yakından tanımaları için yolculuk ve tatillerden daha iyi bir fırsat olamaz, değil mi? Aile olmak için uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Ben ne zamandır kafa dinlemek istiyordum. Bu benim için iyi oldu. Hayırdır birader? Sen pek sevinmedin galiba. Yo. Sevindim tabii. Ya merak etme. Çok yormayacağız seni. Babamla ben dümeni sana bırakmayız. Hem sen de o sırada Asya'yı yakından tanıma fırsatı bulursun.
Sağ ol. Abim düğün merasimini bize bıraktı. Sen ne düşünüyorsun, nasıl yapalım? Bilmem. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Hem benim istediğim düğün sıkıcı olabilir. Bana kalsa seni alır nikah dairesine götürürüm, evleniriz. Ben de öyle çok tantanalı bir düğün istemiyorum. İşte buna çok sevindim Safiye. Sade bir düğün olsun. Sadece en yakınlarımız gelsin. Yani yurt dışından arkadaşlarını çağırmayacak mısın? Bana not vermeyecekler mi? Sana bu işkenceyi yapmak isterdim. Ama yetişebileceklerini sanmıyorum. Artık evlendikten sonra fotoğraflarımızı paylaşır, yaptıkları yorumları sana tek tek söylerim. Bana uyar. Gerçi muhtemelen benimle evlendiğin için seni kıskanacaklardır ama... Tabii bu yüzden benimle ilgili kötü yorum da yapabilirler. Yorum yok. Düğünü nerede yapalım? Burada yapalım. Ben bir organizasyon şirketi ayarladım. Onlar her şeyi hallederler. Bu güvenilir bir şirket mi? Merak etme, iyice araştırdım. Bu konudaki hassasiyetini biliyorum. Zaten düğünün sade olmasını bu yüzden istiyorsun. Sen çok değiştin Safiye. Nasıl yani? Ne bileyim ben. O dediğim dedik cadı kız gitmiş, yerine melek gibi bir kız gelmiş. Fazla uyumlusun Safiye. Hiç sorun çıkarmıyorsun. Belki sen de değişmişsindir. Bu yüzden her şey yolundadır. Koca köşkte sadece ikimiz mi kalacağız? Şimdiden bunu mu düşünüyorsun? Ya bana kalsa alımı hiçbir yere göndermem. Ya Cahit abi alamla evlendi diye onu alıp götüremez. Ne olur baba burada kalsınlar. Bu doğru olmaz ki. Onlar yeni bir aile kuruyorlar Elif. Kendilerine ait bir evleri olmalı. Burayı da o şekilde ayarlayabiliriz ki. Ben her şeyi düşündüm. Onlar alt katta otururlar, diğer çıkışı kullanırlar. Biz de üst katta otururuz. Ya da tam tersi, onlar nasıl isterse. Ben de bu konuyu düşündüm. Onlar burada kalmak isterlerse, biz başka eve taşınırız. Gitmek isterlerse de biz burada kalırız. Ama ben alamdan ayrı kalamam ki. Yine eskisi gibi hep bir arada olacaksınız kızım. Üzülme. Müsaadenle canım. Efendim. Tamam, çıkıyorum. Burada olduğuna göre her şey yolunda. Ozi'yi kurtarma planım işe yaradı. Bana hala güvendiklerini varsayıyorum. Bundan çok emin olma. Yakında yapılacak olan konsey toplantısının tarihini ve yerini söyleyecek kadar bana güveniyorlar. Toplantının yeri ve saati burada. ...16 Haziran. Sorun mu var? Hayır, sorun yok. Ne yapmayı düşünüyorsun? Tabii ki bu önemli toplantıyı kaçırmayacağım. Dikkatli olmalısın. Toplantının güvenliği için Armageddon burada olacak. Bilgi için teşekkür ederim. Bundan sonrasını ben düşüneceğim.
Ben o tarihte burada olamayacağım. Gitmeye karar verdiysen buna en çok ben mutlu olurum. Polat, sana daha önce anlatamadığım bir şey var. Açıkçası bununla ilgilenmeyeceğini düşündüm. Ama şimdi bunu benden duymanı istiyorum. Seni dinliyorum. Ben Yusuf'un hayatında olabilmek için Fehmi Kuzuzade'nin evlenme teklifini kabul ettim. Fehmi Kuzuzade sana evlenme teklifinde mi bulundu? Evet. Eğer bunun doğru olduğuna inanıyorsan bana seni tebrik etmek düşer. Neye inandığımın bir önemi yok. Böyle olmak zorunda. Deli olduğumu düşünüyorsun. Biraz. Ama onu eğer seviyorsan doğru bir karar olabilir. Hayır, onu sevmiyorum. Dediğim gibi amacım sadece Yusuf'un hayatında olmak. Kararına saygı duyuyorum. Geleceğin sana ne vaat ettiğine bakmalısın. Senin olmayacak bir geleceğin peşinden koşarak bugünü harcama. Sen güçlü bir kadınsın. Öyleydim. Yusuf'la karşılaştıktan sonra artık kendimi çok güçsüz hissediyorum Polat. Yolun açık olsun. Bize yüzünün hikayesini anlatmak ister misin? Polat Alemdar ve adamı beni sorguladılar. Ama çok geçmeden bunun vakit kaybı olduğunu anladılar. Üzerinde epey çalışmışlar. Onlara ümit vaat etmiş olmalısın. Asla. Benden hiçbir şey alamadılar. Emin misin? Biliyorsun herkesle farklı bilgiler paylaşılır. Polat Alemdar bize hangi yolla ulaşmaya çalışırsa bilgiyi kimden aldığı da ortaya çıkar. Cevabını gözden geçirmek ister misin? Onlara yalnızca acil durum protokolünden bahsettim. Ben ortadan kaybolunca protokolü güncelleyeceğinizi biliyordum. Nereye gidiyorsun? Armageddon'a yeni bir komutan seçeceğim. Her insan için seçilen silah, o insanın karakteri hakkında fikir verir. Bu hançer senin hain olduğunu söyledi. Abi ne zaman gittin, ne zaman geldin hiç anlamadık. Cahit, sana söyleyeceklerim var. Abi müsaade edersen ben tahminimi söyleyeyim. Safiye düğünü köşkte yapmak istedi. Davetli listesi de 3-5 kişi. Her şey fazla yolundaydı. Sanırım bir sıkıntı çıktı. Düğün tarihi 16 Haziran'da değil mi? Evet abi. Aynı tarihte başka bir şenliğe daha katılmamız gerekecek. Ne şenliği? Yüce Konsey'in şenliği. Abi o zaman düğünü erteleyelim. Yok Cahit.
Düğünümüzü ertelemeyeceğiz. Nasıl yapacağız peki? Sen bir şey yapmayacaksın. Benim için biraz yorucu bir gün olacak. Hoş geldin Barnabas. Ya da onun gölgesi mi demeliyim? Sizin daha önce de dediğiniz gibi isimlerin bir önemi yok. Fakat gölge demenizi tercih ederim tabii. Beni huzurunuza kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim Sayın Karun. Siz Orta Doğu projemizde önemli figürlerden birisiniz gölge. İstasyonda yaşadığınız kaybı duyduk. Bize anlatacağınız şeyler olacağını düşündük. Ben istasyonu kayıp olarak düşünmüyorum. Aksine mutlak zafer kazanmak için bir fırsat olarak görüyorum Sayın Karun. Çünkü rakiplerimin savaşı kazandıklarını düşünmesi onları zayıf kılacaktır. Bizimle çalışan stratejik ortaklarımız bu olayı senin gibi pozitif görmüyorlar. Demek ki doğru açıdan bakmıyorlar Sayın Algis. Bu fikir ayrılığına yorum farkı demek daha akılcı olur. İşin nihayetinde gelişmeler bizi bir takım kararlar almaya yöneltti. Aldığınız her karara saygı duyacağıma söz veririm Sayın Karun. İstanbul'da yapılacak konsey toplantısı sebebiyle eylemlerde erteleme olacak. Bunun anlamı nedir? Türkiye topraklarındaki planlarımızın öncelik sırası değişti. İlk gündemimiz Polat Alemdar'ın infazı. Aklın yolu birmiş. Benim de önceliğim o. Bunu bildiğimiz için seni Armageddon'un komutanı olarak görevlendirmeye karar verdik. Gücün keskin kılıcı olmaya hazır mısın gölge? Bundan şeref duyarım. Oldu. Evet. Harika görünüyor. Hadi alama bakalım. Hadi. Peki. Tamam. Çok güzel olmuş. Bence bu sunum yeterli olur. Peki Safiye Hanım. Hı. Hala. Nikah masası harika oldu. Eminim öyledir canım. Gelip baksan çok beğenirsin. Tamam. Gelinlik hazır Safiye Hanım. Kuaför de geldi. Tamam, geliyorum. Bak ne yapalım biliyor musun? Masayı şimdi görmeyin, bana sürpriz olsun, olur mu? Tamam. Tamam, hadi. Gel biz de bunları götürelim. Tamam. Safiye. Cahit. Çok yakışıklı olmuşsun. Yok canım, her zamanki halim. Haklısın. Çok heyecanlıyım Cahit. Düğün günümüz olduğuna inanamıyorum. Ben de. Her şey hayal gibi geliyor. Benim hazırlanmam lazım. Ne için? Düğün için canım. Gelinlik giyeceğim ya. Şu mesele. Sen hazırsın tabii, dalga geçiyorsun.
Benim de tıraş olmam lazım. Abi gördükten sonra çıkıp onu halledeceğim. Tamam canım. Geç kalmayalım. Hadi. Hadi. Gel Cahit. Abi Zeynep'in bahsettiği mekan burası mı? Evet. Önceki toplantıyla kıyaslandığında daha korunaklı bir mekan seçtiklerini söyleyebilirim. Abi Zeynep bizi tuzağa çekiyor olamaz mı? Yani önceden yapmadığı şey değil. Zeynep'e güveniyorum. Ama bu bizi tuzağa çekmeyeceği anlamına gelmez. Koskoca Armagedon ordusu komutamız altında ama biz filin fare deliğine girmesini bekliyoruz. Polat Alemdar istasyon bile durduramadı. Böyle dikkat çekmeyecek bir tuzak işe yarayacaktır. Tuzakların kokusunu 100 kilometreden alan bir tuzak ustasından bahsediyorsun. Senin ayarladığın mekanın kapısında bir tek tuzak tabelası eksik. Ben Alemdar'ın yerinde olsam bu kadar saçma bir tuzağa gerçekten düşmem Ariel. O yüzden o da gelmeyecek. Ben Polat Alemdar olsam tuzak olsa da giderdim. Hele tuzak olduğunu biliyorsam kesin giderdim. Ben olasılıklar üzerine zaman harcayamam Ariel. Nereye gidiyorsun? Boğaz'a. Burada oturacağıma Boğaz'da bir içki içerim daha iyi. Sen geliyor musun? Ekstra acelecisin gölge. Sen de gereğinden fazla sabırlısın dostum. Timi toparla. Mekana gidiyoruz. Emredersiniz efendim. Hazırlıklar bitti efendim. İyi. Asya da birazdan gelir. Tamam Hakkı, sağ ol. Bundan sonrasını biz hallederiz. Efendim, bu seyahatte yanınızda olmamam konusunda emin misiniz? Merak etme Hakkı, sensiz de idare edebiliriz. En azından kaptan size eşlik etseydi. Burada 3 tane kaptan var, görmüyor musun? Hem sen de bu sayede biraz dinlenmiş olursun. Kim bilir en son ne zaman tatil yaptın? Efendim isterseniz sizin ardınızdan uçakla Venedik'e geçip orada hazırlıklara başlayayım. Nikahtan bir gün önce orada olman yeterli Hakkı. İyi yolculuklar efendim. Teşekkürler Hakkı. Sana da iyi tatiller. Müsaadenizle. Size tavsiyem çocuklar, Hakkı gibi güvenebileceğiniz adamları yakınınızda tutun. Her zaman sizin çıkarlarınızı kollayan, hatanızı karşınıza çıkıp yüzünüze söyleyebilecek adamlar. Çok hata yapmış gibi konuşuyorsun baba. Evet, yaptım. Çok hata yaptım Yusuf. Ama hatamı her fark ettiğimde telafi etmesini de çok iyi bildim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İşte Onur konuğumuz da geldi. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Tekneye girerken kimseyi göremedim. Tayfa nerede? Merhaba. 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 Hey.
sana biz bize olacağımızı söylemiştim. Hadi bakalım Tayfa. İş başına. Demir alma vakti geldi. Düğün için her şey hazır. Şimdi de gelini görme zamanı. Hala? Canım. Prenses gibi olmuşsun. Gel buraya. Canım benim. Kuzey çıkışında durum nedir? Adamlarımız 10 kilometrelik alanda bir hareketliliğe rastlamadı efendim. Tamam. Toparlanabilirsiniz. Emredersiniz efendim. Polat Alemdar gelmeyecek. Gölge haklı çıktı. Kadim dostum Mariel. Alemdar'ın sesini duyamıyorum. Ağzını mı bağladınız? Haklı çıktın. Polat Alemdar tuzağa düşmedi. Çok enteresan. Alemdar'ı hafife alan onun ağırlığında ezilir, bilmiyor musun? Beni dinleseydin şu an, burada benimle beraber bir şey içiyor olurdun. Armagedon'u karargaha göndereceğim. Sonrasında yanına gelebilirim. O halde görüşmek üzere. Bay bay.